profesörken bize layık gördüğünüz bu maaşın karşılığını İstanbul seçimlerinde alacaksınız Sayın Cumhurbaşkanım. Hak ettiğinizi size vereceğiz. İsim söylemektense bence kentsel dönüşüme kim önem verecekse o kazansın. Peki geçen seçimde kime oy vermiştiniz? Geçen seçimde oy kullanmadım. Oy kullanmadım. Aynen. Peki ilk mi olacak aynen şimdi? Peki en çok kendinizi kime yakın hissediyorsunuz desek? Şu an kimseye kendimi yakın hissetmiyorum. Hala bakıyorum. Kararsın. Aynen. Peki tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu evet. Diyorsunuz. Neden? Çok doğru bir insan. Çok beğeniyorum. Mükemmel bir insan. Süzünleri. Peki Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu ben tam tanımıyorum. Evet İmamoğlu. Teşekkürler sağ olun. Peki neden Murat Kurum? Çalışıyor adam. Peki teşekkürler sağ olun. Neden Murat Kurum? Ya aslında ikiye bölebilirler şehri. Bir tarafı Anadolu'yu biri, Avrupa'yı biri denetebilir. Değil mi? Olamaz mı? İlla birini seçmek zorunda mıyız? Ben mesela Kadıköy'le takılmayı da seviyorum. Bir gün Eyüp Sultan'la takılmayız iki tarafa da. Olmaz mı yani? Öyle düşünüyorsunuz yani. Evet. İki farklı yere iki farklı kişi yönetsin. Mesela Kadıköy, cumartesi akşamı Kadıköy'e gitmeyi seviyorum. Mesela hafta sonu bir pazar sabahı da Eyüp Sultan'a gitmeyi de seviyorum. Tamam hani iki kesim mesela iki zıt kutubu ayrıştırmaktansa bence orta kesimde buluşturmak daha faydalı olabilir bence. Peki anladım. Peki, çok güzel konuştum ya. Değerlendirmeleriniz için sağ olun. Hangi kanal? Medyali TV YouTube kanalı. Ne zaman çıkar? Bu hafta sonu takip edin göreceksiniz. Size de soralım Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Şimdi ben şöyle bir açıklama yapacağım. Ben 20 yıllık AK Parti üyesiyim. Aynı zamanda da oy veren bir insanım AK Parti'ye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara gelmeden önce kendisi şunu söylemişti. Ben şu anda çırak olarak başlıyorum. Hani herhangi bir beklentiniz olmasın. Önce ülkenin ekonomisini ve elimizdeki imkanları düzeltmeye çalışacağız dedi. Oy verdik. Sonraki seçimde yine kendisine oy verdik. Kalfa oldu. Bir sonraki seçimde yine oy verdik. Usta oldu. Şimdi kendisi ordinaryüs profesör. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Emekli maaşlarında en alt tabakayı bizleri feda ettiniz. %33 zam yaptınız 10 bin lira. %38 yaptınız 10 bin lira. %49 yaptınız 10 bin lira. Bunun matematiğini bana açıklayabilir mi? Biz tabandaki emeklinin sorunlarını anlattık. Bizim sorunlarımızı çözmesini istedik. O üstü aradaki mesafeyi komple açtı. Şimdi söylüyorum. Yani bizim oyumuz kime? İstanbul'da tabii ki Sayın İmamoğlu'na. Bizlere bunları anlatmışlardı. Biz inanmamıştık. Ben çok kavga ettim burada. AK Partili olarak. İnsanları çok ikna etmeye çalıştım burada. Artık yok. İkna etmiyorum. Çünkü şunu söylüyorum. Profesörken bize layık gördüğünüz bu maaşın karşılığını İstanbul seçimlerinde alacaksınız Sayın Cumhurbaşkanım. Hak ettiğinizi size vereceğiz. Teşekkür ederiz. Rica sağ olun. Ederim. Evet devam edelim. Merhabalar soruyoruz. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sizce hangisi? Tabii ki İmamoğlu ya. İmamoğlu diyorsun. İmamoğlu dürüst bir insan. İmamoğlu terörist başının kardeşini televizyona çıkarıp da o istemedi 2019 seçimlerinde. İmamoğlu'nun yapılan haksızlıklar ortada. İmamoğlu'na vereceğiz. İmamoğlu o kadar engellemelere rağmen İmamoğlu dürüst bir adam. Peki. Elinden geldiği kadar çalışıyor. Bunlar Türkiye'yi yedi bitirdi. Şimdi sıra İstanbul'a geldi. Türkiye'yi yedi bitti. Gözleri doymuyor. Türkiye bitti. Türkiye ekonomisi de bitti. Ülke de bitti. Sıra İstanbul'a geldi. Yani işi gücü bıraktılar. Ekrem İmamoğlu İstanbul. Başka işleri güçleri yok. Ekonomiyi düzeltsinler. Bitmiş zaten. Şurada oturup da bir lokantada insanlar bir şey yemeye korkuyor. Her şey almış başına gitmiş. Bir kilo peynir olmuş 250 lira. Etin kilosu 500 lira. Yani sonuna kadar İmamoğlu. Peki. İmamoğlu dürüst bir adam. İnşallah İmamoğlu alacak. Peki. O kadar haksızlıklara rağmen alacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Helal olsun. Size de. Teşekkürler. Ben İstanbul'da oturmadığım için sorun yok zaten. Size de soralım. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu bu seçim için? İkisini tanımıyorum ben. Aynen. Peki. Tamam. Size soralım. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu diyorsunuz. Peki. İmamoğlu'ndan yanayız biz. İmamoğlu. Evet. Peki teşekkürler. Sağ olun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu sizce? Ben bir şey söylemek istemiyorum çünkü... Siz? İmamoğlu. İmamoğlu diyorsunuz. Neden çünkü? Ya çünkü işte Silivri soğuk yani. O yüzden başka bir açıklaması yok yani. İyi günler. Size
de soralım. Sizce bu seçimde Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Kime oy vereceksiniz? Her ikisine de vermiyorum. İkisine de vermiyorsun. Evet. Geçen seçimde kime oy vermiştiniz peki? Ben geçen sene seçimde İmamoğlu'na verdim. İmamoğlu'na verdim. Bu sene neden peki İmamoğlu'nu seçmiştiniz? Ben Başak Demirtaş'a vereceğim. Siz de aynı mı düşünüyorsunuz? Aynı düşünüyorum. Peki, teşekkürler, sağ olun. Adamım geçiyor. İkisini alın, bir tane markete götürün. Marketten alışveriş yapsınlar, ondan sonra halka gelir, şey yapar. Bilir miyiz? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Bu seçimde kim? Rakipsiz İmamoğlu, rakipsiz İmamoğlu. Kesinlikle, kesin. Peki Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi şöyle, TOKİ meselesine muvafık olmamakla beraber sadece İmamoğlu üzerinden yürüyeceğim. Ben şu anda çalıştığım işi İmamoğlu'nun artık ekibi ve yandaşlarıyla beraber, yanlış diyorum, yanlış anlaşılmasın, kurduğu İstihdam ofisiyle işimi buldum. Ben evliyim, bir çocuk babasıyım. Bugün maaşımı aldım, teşekkür ederim. Hani hangi borcumu nasıl kapatayım diye düşünüyorum ve aldığım ücret benim bir sene önceki, hala hani bir senedir evliyim, bir seneki düğün borcumu hala kapatamadım. O yüzden İmamoğlu diyorum. İnşallah İstanbul için, Türkiye için hayırlısı neyse o olur. Teşekkürler, sağ olun değerlendirmeleriniz için. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Devlet tecrübesi var. Hı. Yaptığı işler ortada. Hı. Yani güveniyoruz. Ne dese yaptı. Yangında evleri yaptı. Depremde binalar yapıldı. İzmir depreminde dediği sözü yerine getirdi. Yani sözüne sadık, yapacağına da güveniyoruz. Ekrem İmamoğlu 5 senede ne yaptığını gördük. Yani 5 senede ne yaptığını gördük. Ne belediye otobüsü kaldı, ne tramvay kaldı. Herkes tünel açar, metro yapar. Bu metroları kapattı. Ha, bir de bunun işi reklam. Yani reklamla sadece kendini algıyla yönetti. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler galiba. Evet. Sizce Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Anket yapıyoruz. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Bana göre o daha uygun. Herhangi bir nedeni yok. Murat Kurum daha uygun geliyor bana. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Şimdi size de soralım. Sizce Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Bu seçimde kime vereceksiniz? Murat Kurum kim? Murat Kurum. Evet. Ne yapmış ki ya bu zamana da? Benim memleketim. Başkanım ama bir şey yapmadık. İş yapacağım, buraya şey yapacaksın. Sen bir şeyler yapacaksın. Adın söylenecek. Yok, adı yok. Bakıyorum bütün şeyleri, hiçbir şey yapmamış. O yüzden Ekrem İmamoğlu'na devam diyorsun. Yok, Ekrem İmamoğlu'na devam değil. Kararsız mısınız? İkisine de mi yok? Yok ya, kurum ya. Kurum diyorsunuz ama dediniz ya en başında, kurum ne yapmış ki? Bir yapmış karıştırdınız ya galiba. Yok yok. Adam zaten başında. Daha Doğu'yu ne yaptı? Bak 11 ili ne yaptı? Türkiye'nin yarısı yaptı. O adam burayı da yapar. Peki. Kurum yani. Okey tabii canım. Ya benim... Ya bu kaynarcıdan çıkamadılar. 4 sene oldu. Abi Siz kim diyorsunuz? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum? Allah göstermesin. Hemşerim ama Allah göstermesin. Hemşerlik de yapacaksın kardeşim. Çalışan lazım bize. Hemşire, kardeşim de olsa çalışan adam, dürüst insan lazım. Kim peki? Kim olabilir? Akparti. Tabii Murat Kurum. Murat Kurum diyorsun. Evet, Ekrem İmamoğlu şu kaynarcıdan 5 sene oldu çıkamadı. Bak kaynarca berbat. Kaynarca berbat. Devam edeyim şimdi ya. Peki. Ben orduluyum, anladın mı? Ben yapanını severim. Hangi kanal? Medya TV. Ya yapsın, onu da şey derim, takdir ederim. Yapmadı. Ben bankacıyım. Yani bizimle bir şey ilgileri yok ki. Millet hep çığırıyor yani. Verdiler bize 15 kağıt, verdiler 20 kağıt. Arkasından kaptırdılar. Bize sahip çıkan yok, biz emeklilik. Sahip çıkan yok. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun değerlendirmeleriniz Murat için. Kurum. Murat basıyor. Kurum diyorsunuz, evet. Teyzeciğim merhabalar. Merhabalar. Enerjiniz çok güzel. Medyali TV. Anket yapıyoruz. Sizce Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? Bu seçimde Murat Kurum. Ben Murat Kurum'u bu sefer. Sıkıldım artık.
Benim bu sefer gitarcığım Murat Kuru. Ben Ekremciyim. Çok şey kalıyor, böyle pasif kalıyor. Ben de istemiyorum. Reddettim arkadaşımın yanında. Evet. Peki. Yani haklı olan kazansın diyelim, en iyisi. Yani bir de şey, yenilik iyi gelecekse olsun, tamam mı Ceniko? Yenilik güzeldir kızlar. Yenilik güzeldir. Hazır, biz size teşekkür ederiz. İyi çalışmalar ya. Hangi TV dedik? Medyalı TV, YouTube kanalı. YouTube'dan. Evet. Ne zaman bakacağız? Bu hafta sonu ya da hafta içinde yayınlanmış olur. Seviyoruz, iyi çalışmalar yavrum. Evet, takip etmeyi unutmayın bizi. Hadi görüşürüz.